Rumen Medyası, Türkiye, Doğu Akdeniz ve bölgede enerji ve güvenlik dinamiklerini şekillendiren önemli bir aktör. Jeff Flake'ten Türkiye itirafı, Çin'e karşı Türkiye'ye mecbur kaldı. Azerbaycan Medyası, Bakü ve Ankara'da son hazırlıklar, Fidan harekete geçti, Birleşik Ordu şart. Rusya'dan Türkiye'ye ulusal para birimi teklifi, küresel finans sistemi değişmeli. Arkadaşlar, selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Romanya medyası Kapital'de Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki güç projeksiyonu başlıklı bir makale yayınlandı. Analist George Miloşan Sursa'nın kaleme aldığı yazıda, Türkiye'nin stratejik vizyonu uzun vadeli hedeflere odaklanarak bölgesel güç projeksiyonunu artırmayı amaçlamakta ve gelecekte bölgedeki güç dengelerini etkilemeye devam edecektir ifadelerini kullandı. ABD'nin jeopolitik stratejisindeki değişim, küresel etkilerini çeşitli kriz ve çatışmalarda hissettirmekte denilen yazı şöyle devam ediyor. Ukrayna, Gazze, Kafkasya, Libya ve Sahel bölgelerinde yaşananlar, Amerika'nın önceliklerinin Pasifik'e kaymasıyla şekillenmektedir. Bu değişim, Washington'ın rakiplerinin etki alanlarını yeniden dağıtması sürecini hızlandırmaktadır. Türkiye bu yeni düzende önemli bir rol üstlenmiş, jeopolitik sermayesini stratejik kazanımlar elde edebileceği bölgelere yönlendirmiştir. Türkiye'nin Libya'daki stratejik hedefleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının temel taşı olarak Libya'ya odaklanması, bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol altına alma çabalarının bir parçasıdır. Trablus hükümetiyle 2019'da imzalanan enerji ve güvenlik anlaşması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik pozisyonunu güçlendirmiştir. Bu anlaşma, Türkiye'ye ve müttefiki Libya'ya hidrokarbonların Avrupa'ya denizaltı geçişini kontrol etme imkanı sağlamıştır. 2019 yılında General Hafter'in Trablus'u ele geçirme girişimi, Türkiye'nin askeri müdahalesiyle engellenmiştir. Rusya'nın Wagner grubu üzerinden Hafter'e verdiği destek, Türkiye'nin müdahalesine zemin hazırlamıştır. Türkiye'nin Trablus hükümetine verdiği askeri destek, Rusya'nın Serenaika'daki nüfuzunu genişletmiş ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin stratejik önemini artırmıştır. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının kontrolünü sağlamak için Libya ile yaptığı anlaşmayı kullanarak bölgedeki pozisyonunu güçlendirmiştir. Bu strateji, Hazar hidrokarbon ulaşım ağının Türkiye'ye entegre edilmesiyle daha da önem kazanmaktadır. Türkiye'nin bu hamlesi Avrupa'daki enerji güvenliği için kritik bir rol oynamaktadır. Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Libya'daki askeri ve diplomatik başarılarıyla bölgedeki nüfuzunu artırmıştır. Türkiye'nin Kafkasya'da Azerbaycan'a verdiği destek, bölgedeki güç dengesini değiştirmiş ve Ermenistan'ın batıya yakınlaşmasına yol açmıştır. Suriye'de ise Türkiye, gelecekteki barış sürecinde önemli bir rol oynamaya hazırlanmaktadır. Sonuç olarak Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki haklarını savunma kararlılığını sürdürmektedir. Libya'da elde edilen başarılar, Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik hedeflerine ulaşma yolunda önemli adımlar atmasını sağlamıştır. Türkiye'nin stratejik vizyonu, uzun vadeli hedeflere odaklanarak bölgesel güç projeksiyonunu artırmayı amaçlamaktadır. Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, Doğu Akdeniz'de stratejik bir hakem olarak konumlanmış, bölgedeki enerji ve güvenlik dinamiklerini şekillendiren önemli bir aktör haline gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye'nin gelecekteki adımları bölgedeki güç dengelerini etkilemeye devam edecektir ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Flake, Türkiye'nin Afrika'daki yumuşak güçleriyle olan TİKA, Marif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, THY, YTB'nin Çin'in tek alternatifi konumuna geldiğini ve ABD'li firmaların da pazarda tutunabilmek için Türk firmalarla ortaklık arayışı içinde olduklarını söyledi. İşte Jeff Flake'in o sözleri. Afrika'da Çin'le rekabet etmek zorunda olmamızın zorluğunu gerçekten gözlerimle gördüm. Ve Türkiye bu ülkelere Çin yatırımları geldiğinde bir borç tuzağı olan bu durumla başa çıkmak için tek alternatifi sunuyor. Bu nedenle ABD firmalarının Sahra Altı Afrika'da Türk firmalarıyla ortaklık kurmaları için büyük bir iştah var. Türkiye ile Sahra Altı arasındaki ticaretin büyümesinden çok etkilendim. Türkiye bazı ülkelerin sahip olmadığı pek çok avantaja sahip. Örneğin sömürge geçmişinin olmaması Türkiye'nin lehine bir durum ve her yerde hoş karşılanıyorlar. Türkiye, Sahra Altı'nda büyükelçi sayısını 12'den 20 yıl içinde 43'e çıkardı. Bu önemli bir rakam. Diplomasi ve yumuşak güç de önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde Afrika'daki Türk firmalarıyla ortaklık kurarak fırsatlar ve faydalar sağlama konusunda arayışlarımız devam ediyor, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini gündeme getirdi. Ayrıca Rusya ziyareti sırasında Ceyhun Bayramoğlu'la da görüştü. Türkiye'nin son günlerde bu yönde artan etkinliğini Azerbaycan medyası Telgraf.com'a değerlendiren siyaset bilimci Natik Miri, Türkiye öyle bir devlet ki ona ihtiyaç duymayan hiçbir küresel güç merkezi yok. Değişen küresel düzenin ve Türk dünyasının geleceğinin temeli Birleşik Ordu'dur ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle devam ediyor. Rusya, ABD ve Fransa'nın yanı sıra tüm Avrupa Birliği her ne kadar barışa katkıda bulunmaya hazır olduklarını beyan etseler de aslında en büyük engelleri onlar yaratıyor. Azerbaycan'ın faaliyetleri tek başına bu engelleyici faktörleri ortadan kaldırmaya yetmiyor.
Bu durumda kardeş Türkiye'nin de devreye girmesine ihtiyaç var. Türkiye öyle bir devlet ki ona ihtiyaç duymayan hiçbir küresel güç merkezi yok. O merkezlerin bir anlamda Türkiye'ye ihtiyacı var. Dolayısıyla Türkiye bu güç merkezleriyle zaman zaman görüşmeler yapabilir ve bir çözüm üretebilir. Bu nedenle hem ABD hem de Rusya Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki varlığını kabul etmek zorundadır. Batı ve Rusya'nın aksine Türkiye Güney Kafkasya'da istikrar sağlayıcı bir güç olarak hareket etmektedir. Kabul etmeseler bile bu bir gerçek. Rusya bölgede hiçbir zaman istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı. Aynı şeyi Batı için de söyleyebiliriz. Eğer bu güç merkezleri kendi çıkarlarını güvence altına almak istiyorlarsa, Türkiye bölgede barış ve işbirliğini tesis etmeyi öneriyor. Bu aynı zamanda Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasını ve ilişkilerin düzenlenmesini de içeriyor. Ankara tartışmaları yoğunlaştırarak bölgedeki durumun kontrolden çıkmasının ne Batı'nın ne de Rusya'nın çıkarlarına hizmet etmeyeceğini anlatmaya çalışıyor. Ayrıca böyle bir durum Batı ve Rusya'nın müttefiki olarak görülen Ermenistan'ın da ayakları altına alınması anlamına gelecektir. Bugün bölgede hiç kimse Ermenistan'ın güvenliğini görmezden gelemez. Artık Rusya'nın bu konudaki imkanları önemli ölçüde azalmıştır. Ermenistan bir güvenlik şemsiyesi olarak görmüyor. Bu nedenle Erivan bir alternatif arayışında. Ermenistan yönetimi bu alternatifin Azerbaycan ve Türkiye ile barış ve işbirliği olduğunu zaten biliyor. Bu nedenle Rusya ve ABD'ye müdahale etmemeleri, geri çekilmeleri, bölgedeki barış ve işbirliğini ve ikili süreci engellememeleri mesajı gönderiliyor. Aslında bu sürece ciddi bir şekilde müdahale etme şansları yok. Azerbaycan bunu kabul etmiyor. Şimdi süreç iki taraflı ve somut sonuçları var. Türkiye de bunu gösteriyor ve katkı sağlayamıyorsanız dışarıdan moral, psikolojik ve siyasi destek verin diyor. Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının kardeş ülkede acil olarak bir araya gelmesinin nedenlerinden birinin de bu konuları paylaşmak ve koordine etmek olduğuna inanıyorum. Çünkü süreci tamamlamaya çok yakınız. Bazı engelleyici faktörler var ki bunların ele alınması için istişare ve koordineli eylem gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı İlham Aliyev'i havaalanında bizzat karşılamasının önemli bir mesaj içerdiğini kaydeden siyaset bilimci sözlerine şöyle devam ediyor. Kardeş kardeşi evinin kapısında karşılar. Bu dünyaya verilen ilk mesajdı. Protokole göre bir ülkenin cumhurbaşkanının başka bir ülkenin cumhurbaşkanını havaalanında karşılaması nadirdir. Ancak Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanları arasındaki ilişkiler tüm protokolleri aştı. Dünyaya gösterilen de buydu. Yani arada su sızacak bir mesafe olmadığını dünyaya gösterdiler. Çünkü müdahale etmek isteyen çok kişi var. Bundan dolayı da bir takım provokasyonlar yapılıyor. Bunun bir örneği de son günlerde Türkiye'de ülkemizi istemeyenler tarafından yapılan Azerbaycan karşıtı eylemdir. Bu tür girişimler Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bozmaya yönelik girişimlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da herkese yapılan her şeyin boşa gittiği, arada sızacak suya yer olmadığı mesajını verdi. Bunu çok ciddi bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Değişen küresel ve bölgesel düzen karşısında Türkiye-Azerbaycan ittifakının çok önemli olduğunu vurgulayan Natık Miri, küresel bir değişim süreci yaşanıyor ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar bunun tetikleyicileri ve işaretleri. Her türlü gelişmeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani sele kapılmamak, sele yön veren olmak gerekiyor. Dünya değişirken siz dünyaya yön veren güç merkezi olmalısınız ki ayağa kalkabilirsiniz ve herkesin sizinle hesaplaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu güç ve birlik gerektirir. Böyle bir birlik için bir temel var. Türk Birliği. ABD, Batı, Rusya, BRICS, Avrupa Birliği ve NATO bunların hepsi jeopolitik enstrümanlardır. Asıl mesele gerçek birlikteliktir. Bu da ancak ahlaki, psikolojik, milli ve ideolojik faktörlerle mümkündür. Bunların hepsini birleştiren bir temel vardır. Türk Birliği'nin küresel bir güç merkezi olarak daha da güçlendirilmesi sadece Azerbaycan ve Türkiye'nin değil, diğer Türk devletlerinin de entegre edilmesi gerekmektedir. Ekonomik, kültürel, sosyal, dilsel, siyasi ve diğer birlikteliklerin yanı sıra güçlü bir ordu birliğine de ihtiyaç vardır. Bu birleşik ordu herhangi bir Türk devletine karşı acil bir durumda hızlı hareket etme ve karar alma imkanına sahip olmalıdır. Değişen küresel düzenin ve Türk dünyasının geleceğinin temeli budur ifadelerini kullandı. Rusya'nın en büyük bankalarından VTB'nin başkanı Andrei Kostin, küresel finans sisteminde değişim gerektiğini belirtti. Kostin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını cevapladı. Türkiye ile Rusya'nın harika ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Kostin, ilişkiler sayesinde tüm alanlarda ivme kazanıldığını söyledi. Kostin, Türkiye bugün bizim için bir ticaret ortağı olarak çok önemli. Bu zor dönemde Türkiye'nin desteği için Türk halkına ve Türk liderliğine çok müteşekkiriz. Bunun karşılıklı yarar sağlayan bir etkileşim olduğunu düşünüyorum, diye konuştu. Hem ticari hem de finansal alanda ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini kaydeden Kostin. Biliyorsunuz turizm bitmiyor. Hatta bugün Türk Hava Yolu şirketleri ve Türk tatil köyleri daha da fazla talep görüyor. Dolayısıyla Türkiye bize ruhen, insani olarak ve genel olarak çok yakın bir ülke ifadesini kullandı. Bankacılık alanında yaşanan zorluklarla ilgili çözüm arayışının devam etmesi gerektiğini dile getiren Kostin, Çin'le ticarette çözüm bulduk. Ulusal para birimiyle ödeme yapıyoruz. Hatta ticarette büyük dengesizliğin olduğu Hindistan'la bile çözüm bulduk. Türkiye ile de
fırsatlar aramalıyız diye düşünüyorum şeklinde konuştu. Costin söz konusu çözümler arasında dijital paraların da olabileceğini belirterek, dijital ve ulusal para birimleri temelinde kendi yeni mekanizmalarımızı oluşturmalıyız. Tabii ki hem ruble hem de Türk lirası daha istikrarlı olsa bunu yapmak daha kolay olurdu dedi. VTB Başkanı Costin, uluslararası ticarette yerli para birimleri kullanımını sayesinde bankacılık sektöründe yaşanan sorunların önemli oranda çözülebileceğini kaydederek, genel olarak yeni bir finansal piyasanın yaratılması gerekiyor. Çünkü mevcut uluslararası finansal sistem başka koşullar altında oluşmuştur ifadesini kullandı. Costin sözlerini şöyle sürdürdü. 1950'li 1940'lı yıllarda nasıl olduğunu hatırlıyoruz. Sömürge döneminden kalma ülkeler Çin, Hindistan vardı. Şimdi ise sadece BRICS ülkeleri küresel gayri safi yurt içi hasılanın %40'ını oluşturuyor ve hatta G7 ülkelerinin ekonomik gücünü bile aşıyorlar. Dolayısıyla elbette bu koşulları revize etmemiz gerekiyor. Batı ve ABD sadece mali sisteme değil, uluslararası para fonu gibi uluslararası organizasyonlara da hakim. Dolayısıyla elbette yeniden düşünmeliyiz, kendi pazarlarımızı, borsalarımızı, menkul kıymetlerimizi, takas sistemimizi, mevduatımızı yaratmalıyız. Sadece New York ve Londra pazarına güvenemezsiniz, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.